Lütfen şimdi kızınız hakkında bilgi verin. 10 yaşında kızım var. Allah razı Hamileyken eşim anne karnında akciğerinde kist tespit edildi. Sağ akciğerinin 3'te 2'si anne karnındayken tespit edildi. Sonra doğduktan sonra tomografi çektirdik. Devam ediyordu. En son 2 yıl önce yine tomografi çektirdik. Halen devam ediyor. 18 yaşına kadar gelince onun ameliyatta çıkarılacağını bekliyoruz. Biz mucize ötesinin burada da ona etkili olmasını bekliyoruz. Şimdi kızınız annesinin karnındayken akciğerinin Sağ üçte akciğerin biri, 3'te 2'si. üçte ikisi büyüklüğünde kist vardı. Evet. Hala var mı? Hala. Şu anda oran yine aynı mı? Yani çok az, belki çok az Fark. çok. Hemen hemen aynı. Tabii hemen hemen aynı. Tamam. Peki biz şimdi önce bunu kanalımıza soralım. Onu görelim ve sonrasında da oradan alalım. Peki elle muayene de anlaşılmaz herhalde, değil Anlaşılmaz mi? sadece. Eller. Tamam. Şuradan alacağız, devam edeceğiz. O şarjı bitti onun. Tamam, ben şimdi onu alacağım, şarjı bitti onun. Bununla devam edeceğim. Şimdi aç lütfen kulağını. Tamam, bununla gerekmez, ben böyle Tamam. hareket halinde olacak bu. Abdurrahman Bey. Abdurrahman Bey'in şu an 10 yaşında kızı var. Abdurrahman Bey'in kızının ciğerlerine bakacağız. Ve Sol taraftaki akciğer birazcık böyle yüzleşmiş gibi mi diyeyim? kulağını kapat lütfen. Lütfen devam et. Sağ taraf normal, sağlıklı. Sağ akciğer Normal, normal, sağlıklı. sağlıklı. Akciğer, Dur. göğüs kafesi de. Dur. Onun, yani zaten sen şimdi çocuğun pozisyonunu gördün, yatış pozisyonunu. Onun sağı senin sağın mı? Bir kendine göre değerlendir. Şimdi başı bu tarafta olduğu için sağ bu tarafta, sol bana yakın olan kısım. Tamam. Böyle mi tutayım? Bana dönük. Hayır, tam senin ciğerlerin şeklinde düşün. Tamam. Tam benim ciğerlerim şeklinde. Evet. Haydi. Bak bakalım ciğerlerde durum ne? Akciğer. Hatta o 10 yaşındaki kız çocuğunu ayağa kaldır. Tam senin kucağına oturur ve bu taraf, yüzü bu tarafa doğru bakıyor. Benim gibi mi? Evet, yüz aynı senin gibi Tamam. bakıyor. Ciğerlerinde durum ne? Ciğerleri sağ taraf normal göğüs kafesi, sol tarafta bir nasıl diyeyim zayıflık görüyorum. Tamam. Peki aç ciğerleri, içine bak bakalım. İç yapısı nasıl? Sol taraftaki ciğerin o vardır ya ciğere giren alveolar mı diyeceğiz ona. Ne istin? Ya tıbbi adını söylemek zorunda değilsin. Onların biraz elden geçmesi lazım. Biraz böyle büzüşmüş bir araya gelmiş gibiler. Yani nasıl bir yapı oluşmuş? Ve biz o yapıya ne diyelim? Yapıya. Ya hastalıklı bir olay mı o, yapımı? Yani normalin dışında bir olay o.
Tamam. Ve onlar normal bir yapının dışında. O akciğerin yüzde kaçını kaplıyor? Yani sol ve sağ diye ayırdın ya. Evet. Sağdakinde mi soldakinde mi bu? Gerçi şimdi sağ solu iyice karıştırdık burada. Olsun. Yani sağ sol diye bakmayalım. Tamam, sol. Şimdi kime göre sol buraya koyduğunda nasıl? Bir sağ solu koymayalım. Bir tarafı ve bir tarafı diye söyleyelim. Ha, yüzde kaçını, bir tarafın yüzde kaçını katlamış? Bir tarafın %70 diyebiliriz. %70 üçte kaçını temsil eder? Üçte? Üçte ikisini temsil eder. Üçte iki olur. Peki bu üçte ikiyi kaplayan kısım, yani kist gibi bir şey mi? Yani neye benziyordur? Tabii kisti biz bilmeyiz. Yani aslında dediği, yani o dediği doğru. Böyle birbirine yapışmış vaziyette. Ha işte tam öyle. Kistik yapı da gelişmemiş. Akciğer olsun gelişmemiş. Doğru. Ha, işte bu. Yani kist değil, sadece orada düşmüş. Yuvarlak böyle kist yok. Yani yap, gelişmemiş bir şey. Evet. O zaman doğru ifade etti. Bunları biz konuştuğumuzda duydu mu? Duymadı. Biz insan böyle bir yapıdayız. Peki gelelim, şunu öğreneceğiz senden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaşına kadar git. Hatta direkt 1 yaşına git. 1 yaşında ciğerlerin ne durumda? Ve özellikle bu yönüyle bak hani. Özellikle bu yönüyle bak. Tamam. Bir yaşında şimdiki gibi değil ama sağ yani diğer bölüm gibi de değil. Şimdiki gibi de değil. Nispeten daha kabul edilebilir durumda ama bir farklılık olduğu görünüyor diğer bölümden. Yüzde kaçını kaplamış bir yaşındayken? Şu an 10 yaşında %70. Bir yaşındayken yüzde kaç? Bir yaşındayken %30-35 gibi, tam ters orantı. Tamam. Lütfen kulağını kapat. Anne karnındayken yüzde kaçtı? Yani üçte ikisiydi. Üçte ikisiydi. Anne karnında yani %60-70. Anne karnında. Peki bir yaşında geldiğinde ölçtünüz mü? Çok değişen bir şey olmadı. Tamam. Biz bakalım. Bir yaşındayken dedi ki yüzde... Ama hocam şey diyebiliriz. Ben öğlen enerji yollarken bayağı bir yaptım kızıma da. Yani şu anda biraz daha bir şey olmuş olabilir. Tamam. Bu bir yaşındaki bir daha bakalım. Lütfen kulağını aç. Bir yaşındayken %30. Peki annesinin karnında 7 aylık. 7 aydır Marmara Denizi'nde ciğerlerine bak. Diğer bölüme göre biraz farklı olduğu orada da belli. Yani tamam. Diğer bölüme göre farklı olduğu orada da görülüyor. Bugünkü %10'lu kısmını kaplamış. O günkü yüzde kaçı kaplamış? Üç üzerinden kaç söyleyelim? Üç üzerinden bir. Üçte biri. Bir. Daha şey. Tamam. Üç üzerinden bir. Belki daha az. Bir. Yani yarımla bir arası. Peki kulağını kapat lütfen. Bunun genetik kökenini araştırır mı? Ya da bu böyle genetik olabilir mi? Sebebi belli olmuyor. Yani genetik pek değil. Genetik kökeni yok yani. Ama çok fazla bilgi de bilinmiyor. Eski yıllarda bu kadar gelişik olmadığı için şey, ultrason bilgisi. Yani bundan 20-30 yıl önce bizlerde var mıydı, yok muydu? Bilemiyoruz. Belki bizde de var. Bakalım mı? Yani çok iyi oldu bak. Olay bizi ne güzel yerlere götürdü. Hem şunu araştıracağız. Anne karnı 7 aylıkken böyleydi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 aylıkken gideceğiz. Bir de sizde de gideceğiz. 2 aylıkken tespit edilmişti. Bir de sizde de bakacağız. Siz
anne karnınızdayken var mıydı? Eşiniz anne karnındayken var mıydı? Onları da bakalım. Tamam. 12 yaptık artık. Evet. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Harika 2 günde görüşmek üzere. Mucize ötemiz sonsuz. Ben şimdi kamerayı tutuyorum ya. Görüşmek üzere. Hocam ben de çıkıyorum. Dur ben böyle idare ederim. Hocam ben de çıkıyorum. Tamam. Ha, tut. Çok hızlı evet, hareket etmesin. Evet. Yavaş et. Görüşürüz. Ben sen nereye gideceksin? Ben otobüse yetişeceğim. Ben hallederim. Tamam. Evet, ben hallederim. Aynı taksiye binseniz nasıl olur? Koşu yol tarafına gidiyorum. Erenköy'de. Tamam. Yok üstü ki. Yok Erenköy'de koşu yolu çok farklı. 12 yani oldu. Hemen gideyim ben. Tamam. Tamam. Çok memnun oldum. Sinan bizim evin önünden geçiyor çünkü. Tamam. Yazılı köye gelecek. Ya istiyorum. İstiyorum. Evet. Zor bir yazılı olursa. Evet olabilirse. Yani trenden indikten sonra oraya gelmeyi araştıracağım. Orası kolay olursa geleceğim. Dur. Arabayla yani normal otomobille gidebilir misin? Ben ayaklarımı tamam. Kaldırıyorum, geçiyorum. Emiş Hanım, lütfen Gülsüm Kubilay'ı arasana. Gülsüm Kubilay, Gülsüm şimdi Hanım oraya geliyor ya. Şimdi mi? Hayır, şimdi. Ha, yarın kayıt. Gülsüm Hanım oraya gelecek. Kızıyla gelecek. Bir de bir kişi daha var yanlarında, üç kişiler. Seni de götürsünler rica ederim. Eskişehir kalkalım. Tamam. Gülsüm Hanım'ı hemen arasana. Ben şu an telefon. Ha? Tamam. Sizinle. Tamam. Senin numaran bende var galiba. Emin değilim. Benim şey var. Ben şimdi bağlantı kurup seni bilgilendireceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Belki de Gülsüm Hanım şimdi bizi izliyordur. Gülsüm Hanım, Berna Hanım'ı lütfen götür. Onu şimdi numarayı arayacağım. Mucize ötemiz sonsuz olsun. Evet. Şimdi şunu yapacağız. Anne karnı, babaya bakacağız anne karnındayken durum neydi? Anne bakacağız. Ve siz 2 aylıkken ultrasonda fark ettiniz. 2 aylık gebelikte. Evet. Tamam. 1. ayında var mıydı yok muydu? Yani doğuştan vardır tabii. Hani 7 aylıkken 3'te 1 oranında ya. Evet. Bak bakayım. 1 aylıkken var mı? Bebek 1 ay anne karnındayken. Bir aylıkken çok belirgin değil. Yani çok organları falan da belirgin değil. Evet. Tamam. Yani. Tamam, doğru. Peki onu çok büyüt, böyle 100 kat büyüt, o ciğeri büyüt 100 kat, bakalım bir şeyler, buna dair bir şeyler sezinleyecek misin? Öyle söyleyelim en azından. Şöyle minik bir baloncuk gibi bir farklılık var diğer bölümde. Tamam. Ve o öyle, şimdi şuna bakacağız. Hani biz demin bir hastalık genetik mi değil mi diye baktık ya, şimdi daha da ötesine bakacağız. Direkt genetik mi değil miden ötesi, anne babada böyle bir şey var mıydı? Ve anne karnında var mıydı babada? Anne karnında yoktu da doğduktan sonra mı vardı? Ona da bakacağız. Bu bebeğin babası burada Abdurrahman Bey. Ha. Abdurrahman Bey kaç yaşındasınız? 48 yaşında Abdurrahman Bey. Ama biz hiç 48 yaşında bakmayalım. Pış, anne karnındaki 7. ayına bakalım. Abdurrahman Bey anne karnında 7. ayda ve ciğerlerine bak. Ben normal görünüyor. Tamam. Abdurrahman Bey'in 7 yaş, anne karnında 7 aylıkken ciğerleri normal. Peki Abdurrahman Bey 20 yaşındayken annesinden doğmuş 20 yıldır dünya üzerinde, ciğerlerine bak. Normal. Tamam. Bir de bugün bak Abdurrahman Bey'e. Zaten hocam şey bu genetikse bile anne karın. Kulağını kapat bir saniye.
organları gelişken olduğu için yani sonrasına bakma gerekiyor. Anne karnında varsa zaten vardır. Siz de. Bir de annesi de bakacak. Yani ben de ve eşim de. Anne karnındayken oluşmuşsa ikinci ayda organlar o zaman gelişiyor ya anne karnında. Ha. O zaman zaten oluşmuşsa o zaman oluşmuştur. Yani 20-30 yaşında bakmaya da bakmaya gerek yok bence. Sizin 20'nize baktık. Ha, gerek yok. Tamam. Baktık. Yani. Anne karnında bir varsa bakacak. Tamam. Şimdi lütfen. Biz Abdurrahman Bey'e baktık. Anne karnındaki durumla yoktu. Peki bu bebeğin annesi yani Abdurrahman Bey'in eşi. Hı hı. Kaç yaşında eşiniz? 40 yaşında. Onun bak bakalım ciğerleri nasıl? Şimdiki haline bakıyoruz. Şu an 40 yaşında. Evet. Onda yine sol diye görüyorum ama işte bir tanesinde diğerine göre biraz böyle gerçi organların çift organların kimileri diğerinden hafif küçük olur ya sanki öyle bir şey. Peki bu yani hastalık gibi çocukta gördüğümüz vardı ya hani ona benzer. Aynısı değil yok hiç aynısı değil. Tamam 48 yaşında durum bu. Peki anne karnı bu 40 yaşında Abdurrahman Bey'in eşi. Annesinin karnındayken, 7 aylıkken ciğerleri ne durumda? 7 aylık annesinin orada böyle akciğerin altında bir beyaz yağ bezesi gibi bir şey. Hı. Yani bu yapı yok. Değil mi? Bu yok. Bebekteki gibi yok. Bebekteki gibi değil. Hiç. Tamam. O zaman anneden de gelmemiş, babadan da gelmemiş ve biz gelişin bebekte oluşum sebebini bulacağız ki. Bebeğin birinci ayına baktık, vardı. Bebek bir aylıkken, annesinin karnındayken hani biz ciğerini çok büyütmüştük, bakmıştık ki küçük bir balon gibi bir yapı vardı. Hı. Bu anne tarafından geliyor. Nasıl bir duygu oluştu sende? Annenin bir üzüntüsü mü, bir hareketi mi? Anne tarafından genetik annenin de ötesinden anneanne falan hani genetik. Ha, o tarafa var. Bakalım. Peki bu annenin annesine bakmıştık yani. Evet. Onun da annesine bakalım. Tamam. Annesinin annesinin adı ne? Yani sizin kayınvalidenizin adı ne? Fatma. Fatma. Şimdi bu kişi yaşıyor da olabilir. Ya bu kişi demeyeyim. Hani bir kişi yaşasa da vefat etmişse bütün bilgileri Refikistan'da var. Lütfen kayın yani Abdurrahman Bey'in kayınvalidesini 40 yaşındaki haliyle gör. 40 yaşındaki ciğerlerine bak. Her şey bizim için böyle kolay. 40 yaşındaki ciğerleri direkt berbat diyesim geldi de. Peki bu türde bir bebekteki türde mi? Hayır değil. Farklı bir şey. Tamam. Değil. Bebekteki türle hiç aynı değil. Peki bu kişinin anne karnında 7 aylıkkenki ciğerine bak. 7 aylık anne karnında. Aynı gördüm. Bebekteki haliyle tamam. Benzer. O zaman şu, belki hastalık türü, belki de hastalık türü farklıymış ama o hastalık böyle bir şeye belki. Abdurrahman Bey'in kızı annesinin karnında bir aylıkken küçük bir balon oluşumu vardı. Biz bunun genetik olup olmadığını bir de bu testimizle de çözeceğiz. Testimizi biliyoruz, elmas kullanacağız. Ben şimdi elmas dedim kapatacağım ya millet diyecek ki nasıl bir şey. Vallahi bu tarafı. Zenginlik başka şey. Elmas dedik. Evet burasını kapatmak zorundayım. Hani eğitimi almak için buyurun gelin. Evet. Elmasla test evet. Edeceğiz. Ve anne karnına düşürdük.